kötü oldu abi ya. Allah bana da böyle biri güzel ve özel bir yer hazırlasa ben de evet derim. Evet mi dersin? Bir dakika, bir dakika. Önce ben tanışacağım seninle o evet diyeceğin kişiyle. Benim canımı almak isteyen kişi kimmiş, neyin nesiymiş ben göreceğim onu. Abim benim ya. Sayende enfes bir şey çıktı ortaya. Teşekkür ederim. Ne demek, benim için zevkti. Yüzük hazır değil mi? Yüzük? Hadi ya, evde unuttum. Dert etme, ben alır gelirim ama. Sen de Zeynep'i ara. Odamda yastığımın altında. Annem görmesin diye saklamıştım. Tamam. Konuşacak bir şey yok Ege. Ne olur işleri daha da zorlaştırma. Zeynep bak, lütfen hayır deme. Seni bekliyorum burada. Bekleme Ege. Ah, vurmayın. Siz kimsiniz? Vurmayın. Ege? Vurmayın. Siz kimsiniz? Ege ne oluyor? Vurmayın. Kimsiniz siz? Vurmayın. Ah! Yapmayın ne olur. Siz kimsiniz? Ege iyi misin? Ege! Kapattı. Vallahi bravo abi ya. Vallahi bravo. Arda abi yerine seni tiyatro bölümüne almak lazım. Buna mecburdum. Endişelenip gelir belki. Ya gelmezse? Kızım sen niye hep olumsuz düşünüyorsun ya? Küçüksün Cap. Yüzüğü alayım. Al. Kolay gelsin abi. Güzel haberlerini bekliyorum bak. Bir de video çekmeyi unutma. Sonra izleriz. Bay bay. Allah'ım ne olur Ege'ye bir şey olmasın. Sen koru onu. Bu da ne böyle? Ege? Ege neredesin? Ege? Ege? Ege, ne yaptın? İyiyim. Sen geldiğinde daha iyi oldu. Neler oluyor burada? Bir saniye. Hepsi oyundu değil mi? Beni buraya getirmek için oyun yaptın. Özür dilerim ama başka çarem yoktu. Ege, bu da ne böyle? Aslında yılbaşı akşamı böyle bir plan organize etmiştim ama Elif gelince her şey berbat oldu. Ege ne yapıyorsun? Kalk lütfen. Sen bana evet demeden kalkma. Biliyorsun Zeynep, beceriksizin tekiyim. Kalbimden geçenleri söyleyecek kelimeler de bulamıyorum. Müziğe de yeteneğim yok. Gitar çalıp sana geçmişte yaşadığın acıları unutturacak şarkılar da besteleyemiyorum. Ama hayallerim var. Ege, ben... Lütfen bitireyim. Gözlerimizi kapatıp 10 yıl sonrasını konuşmuştuk. Evet. İşte ben gözlerimi kapattığımda 10 yıl sonrasını değil, seninle yaşlanmayı, her sabah sana sarılarak uyanmayı görüyorum. Hayallerimde değil, hayatımda istiyorum seni. Benimle evlenir misin? Geçmişi tartışmaktan sıkıldım. Tartışacaksak çocuklarımızı göndereceğimiz okullar için tartışalım. Çünkü ben seninle geleceği yaşamak istiyorum. Güzel bir kır düğünü yapmak, balayında Maldivlere gitmek. Kötü bir rüya gördüğünde sana sarılıp seni sakinleştirmek istiyorum. Ege bak ben... Ne diyeceğini tahmin ediyorum. Ama ne olur bu defa Melis'i, anneni, Bülent amcayı değil. Gözlerini kapat ve bizi düşün. İkimizi. 10 yıl sonrasını değil, 30 yıl sonrasını düşün. Ege,
Ben bunu kabul edemem. Neden? Melis yüzünden. Hayır, onunla bilgisi yok. Sana inanmadığım için hala kızgınsın bana, değil mi? Affedemiyorsun beni. Evet, affedemiyorum. Sen gözlerini kapattığında 30 yıl sonrasını hayal ediyorsun ama ben gözlerimi kapattığımda o günü görüyorum. Beni bırakıp gittiğin o günü. Üstelik o kadar ihtiyacım varken sana. Hani ilk karşılaşmamızda demiştin ya bana. Uzat o eli. Belki bir tutan olur diye. Sen tutmadın o eli. Zeynep, çok pişmanım. İzin ver kendimi affettireyim. Bazı yaraları sadece zaman sarabilir Ege. Biz hayal kırıklığının üzerine bir gelecek kuramayız. Bir kitapta okumuştum. Affetmek unutmaktır diyordu. Unuttuğumda belki affetmiş olurum seni.